Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir Snapchat tanıtımıyla tekrardan karşınızdayım. Evet, 2020'nin ilk Snapchat'ı daha az önce yeni elimize geldi. Elimize bir kalamar geldi ve artık Gloves Kit. Evet, sonunda Gloves Kit geldi. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel parlıyorlar uzaklardan, gördüğünüz gibi. Net bir şekilde normal Squid de doğurdum biraz. Mesela bakın, şurada normal Squid'ler var, şurada Gloves Kit. Oldukça fark ediyor bunlar, çok daha iyi belirgin şekilde belli ediyorlar kendilerini. Şimdi çok güzel özellikler gelmiş tabi bununla beraber. Şimdi Glow Squid'lerin birini mesela öldürdüğümüzde, lootingsiz bir kılıçla öldürdüm, tek attım zaten. Gördüğünüz gibi Glow insect düşüyor. Şu an her öldürdüğümden 3 mü düşüyor? Yok, 1 düştü mesela bu sefer. 2 düştü. Yani bayağı bir fazla düşüyor gibi. Looting'de çok daha fazlası düşme ihtimali var. Bize Glow Insect düşüyor. Şimdi Glow Insect peki ne işimize yarıyor? Şu an Glow Insect'te bazı craftlarda kullanılabiliyor. Şimdi bir tane crafting table alacağım. Ben crafting table almıştım üzerime ama sanırım yanlışla bırakmışım tekrardan. Şimdi crafting table'ı açıp burada sadece zaten gösteriyor. Glow item frame gelmiş abi. Çok iyi bir şey. Bir tane item frame, bir tane de Glow Insect ile craftlıyorsunuz ve ışıklı item frame oluyor. Evet. Farkı ne diye soracak olursanız, şuraya gidecek olursam şuraya ben iki tane koydum. Bakın uzaktan bakıyorum. Şurası karanlık normalde. Gördüğünüz gibi bir tane normal item frame, bir tane de parlak item frame var. Ve parlak item frame, normal item frame. Gerçekten çok net bir şekilde belli oluyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, net bir şekilde belli oluyorlar. Yani bayağı iyi ya. Bayağı güzel bir özellik. Beklediğim özelliklerden biriydi. Şimdi şeye bakacağım, ona bakmadım. Tabelaya, evet, tabelaya yazısını ışıklandırabiliyor muyuz bununla? Onu merak ediyorum. Evet, aslında bir sağ tık yaptım ve sanırım içine aldı ama tam olarak ne işime yaradığını anlamadım. Renk verelim, belki bir renge ihtiyaç duyuyordur. Kendi normaline renk vereyim. Aa evet, gördünüz mü? Bakın normalde böyle gözüküyor. Gloss Kit ile basınca çok daha parlak gözüküyor. İşte budur abi. Beklediğim güncelleme buydu işte. Mesela size tekrardan bir örnek vermek gerekirse. Gene koyuyorum bir tane. Bunu beyaza boyamak istiyorum. Diyelim ki. Beyaza boyadım. Bir tane daha koyayım. Bunu da beyaza boyayayım. Gördüğünüz gibi. Ve Gloss Insect'e sağ tıklayınca parlıyor abi. İşte beklediğim özellik gelmiş sonunda ya. Gerçekten bunu gelirken yani gelmeden önce böyle bir şeyin geleceğini ben bekliyordum açıkçası. Uf, çok iyi. Şu an elimizden gitmiyor. Creative'de olduğumuz için de olabilir belki. Gerçi bir Creative'e geçelim. Şöyle bir tane bunu yerleştirip beyaz koyayım bir. Sonra Survival'a geçelim. Bakalım. Aynen, şu an elimizden bir tane gitti. İkinci işe yaradığı kısım da bu. Gayet güzel. Craft'ta hiçbir işe yaramıyor. Gayet iyi. Şu an direkt dünyada doğmuyorlar. Hala eklemediler dünyaya. Sadece Creative'de spawn egg'ini alabiliyorsunuz. Ama mağaralarda, şey, sulu mağaralarda doğacaklar diye bilgi eklenmiş. Daha sonra mağaralarda oluşan yeni bir ışık kaynağı ve gerçekten mükemmel. Asıl sevdiğim şey bu. Glow Lichen diye bir şey gelmiş şu anlık. Yere koyduğunuzda ışık veriyor abi. Bunun güzel yanını biliyor musunuz? Yere koyuyorsun ve arkasındaki bloğu hala gösteriyor. Yani normalde ışık yerleştirirken torç koyuyorduk ve güzel durmuyordu. Torç yani kocaman şeydi. Ama artık mesela bir desen yaptığınız yere ve desenin bozulmasını istemiyorsunuz ve ışık da koymak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok ya. Ne kadar ışık yayıyor? 7 ışık yayıyor. Evet, 7 ışık çok kötü. Yani mob, yani şurada mob doğuyor maalesef. Şurada mob doğuyor. Şey, ama full koyarsanız kesinlikle mob doğmayacaktır. Ve bunu bone meal ile çoğaltabiliyoruz diye biliyorum. Bir bakacağım bir saniye. Bone meal bulabilirsem eyvallah. Aynen, gördüğünüz gibi bone meal ile çoğaltabilip bunu makasla survival'da toplayabiliyoruz. Hemen şöyle survival'a geçelim. Bu mağaralarda bulunuyor dediğim gibi. Sarmaşık mantığında. Bunun farmı nasıl yapılır bir fikrim yok ama bone meal yediği için bu kadar zor bir farmı olmayacaktır. Şöyle geri creative'e geçelim.
Evet, gayet güzel. Mesela bakın şu parlak değil şu parlak ya. Bu parlakta da kaldırmak için normal inkseki tekrardan basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi parlaklık kalkıyor. Lan dur. Şunu atacaktım. Şöyle göstermek gerekirse. Bununla parlaklık veriyorsun. Bunu söndürüyorsun. Veriyorsun, söndürüyorsun. Veriyorsun, söndürüyorsun. Söndürmek istediğinde normal mürekkep kasasını tıklıyorsun. Ama dediğim gibi parlaması için renk vermemiz gerekiyormuş. İlk yazıyı kabul etmiyormuş. Onu kesinlikle unutmayın. Ve Gloves Squid'lere saldıran bir mob var. O da Axolotl'la. Evet. Axolotl'un Türkçeleştirilmiş hali de gerçekten güzeldi. Axolotl'lar bu Gloves Squid'lere saldırıyorlar. Gördüğünüz gibi. Gloves Squid farmı kısacası direkt olarak easy. Axolotl'unu koyuyorsun. Gloves Squid farmı yapıyorsun. Yani farmını yaptık bile gayet güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Ve son olarak da bir tane craft eklenmiş. Damla taş yazarsam. Şu damla taşlardan toplarsanız lan ne yaptım ya damla taş. Şöyle 4 tanesiyle bir tane damla taş bloğu elde edebiliyorsunuz. Şöyle. Peki damla taşları nasıl çoğaltabiliyorsunuz? Onun hakkında en ufak bir fikrim yok. Böyle bir snapshot videosuydu. Sonraki snapshot videolarında görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.